Hiçbir canlı organizma mutlak gerçek karşısında akıl sağlığını koruyarak var olamaz. Bazıları tarla kuşu ve çekirgelerin bile rüya gördüğünü söyler. Akıl sağlığını yitiren tepedeki evde, içindeki karanlıkla doğaya karşı tek başına ayakta duruyordu. Ailem oraya taşınmadan 100 yıl önce de oradaydı. 100 yıl sonra da orada kalacak. İçinde yükselen duvarlar dik, tuğlaları düzenli ve zemini sağlamdı. Sessizlik tepedeki evde taş ve ahşabın içine işlemişti. Orada yürüyen her neyse yalnız yürüyordu. Demiş şair. Demiş yazar. Demiş Shirley Jackson. Jackson. Merhaba, ben Merve Taş'tan. Bugün Burak yine benimle birlikte. Güzel bir video serisine başlıyoruz. Daha önceden bahsetmiştik bundan. Tabii isminde ufak bir değişiklik yaptık. İnceleyeceğimiz film ya da dizi olabilir. Kitaptan uyarlanmış olabilir. Bunlara göre filme yolculuk, diziye yolculuk, kitabın filmine yolculuk, kitabın dizisine yolculuk gibi güzel bir seri başlatıyoruz. Bugün de Netflix'in son zamanlarda çok ses getiren bir korku dizisini inceleyeceğiz. 12 Ekim'de çıktı. Yeni bir dizi. Mike Flanagan. Sevdiğimiz bir, hatta uzun süredir takip ettiğimiz bir yönetmenin dizisi. Kankamız oluyordu. Kanka. Bugün The Haunting of Hill House The dizisi. Haunting of Hill House, Evet, aynen. onu inceleyeceğiz. İlk olarak dizinin esinlendiği kitaptan bahsedebiliriz. Dizi uyarlama diyemeyiz tam olarak. Esinlenme diyebiliriz dizi için ve bence böylesi de çok güzel bir seçim olduğunu düşünüyorum. Bir nevi spin-off gibi bir şey olmuş bence. Evet, Shirley Jackson'ın Tepedeki Ev diye çevirdiler. Kitabın ismi o şekilde. Dizinin şu anda Türkçe ismini onu bilmiyorum. Genelde Bakmadım. Bakmadım. Ondan esinlenerek yapılmış, yazılmış bir dizi. İlk olarak Shirley Jackson hakkında söyleyeceğim bir şeyler var mı? Shirley ablamız önemli. Shirley Jackson, Stephen King çok seviyor Shirley Jackson'ı. Stephen King, Tepedeki Ev hakkında korku edebiyatında yazılmış en iyi metinlerden biridir diyor. Çok etkilenmiş. Stephen King'e etkileniyorsa... Shirley Jackson korku edebiyatı içerisinde önemli bir yazar. Hatta dilimize çevrilen bir kitabı daha var. Biz Hepimiz. hep bu şatoda yaşadık gibi bir şeydi. O tarz bir şeydi. Hatta onun filmi çıkacaktı. Yani çıktı mı bilmiyorum. Böyle yapım aşamasında çok fazla haber oldu. Çok heyecanlandık onu beklerken. Bir anda bir haber geldi. 12 Ekim'de diğer kitabın uyarlamasını beklerken bu çıktı. Shirley Jackson'da kitaplarından dolayı biliyordum ben. Onun haricinde. Yani aslında eski Haunting filmini bilmiyorum. The Evet. Haunting diye bir film varmış. 99 yılında, hatta Aynen. 63 yılında ilk Haunting çıkıyor. Kitap 59 yılında çıkıyor. 4 yıl sonra hemen film yapılmış. Özellikle 63 yapımı olan filmi çok beğeniyorlar. Ben trailerini izledim. Hı. Bir sahne var. The Contact'teki ayna sahnesinin Hı. esinlendiği sahne resmen. Kadın böyle Aa. koridorda koşuyor 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 korkarak. Zank geliyor, ekrana yapışıyor, bir geri çıkıyor, aynaymış o. Çok iyi. Ama tabii ki de şey değil, öbürü gibi. Öbürü Tabii, kamera yol şey yapıyor, farkı Steadicam'le var takip ediyor zaten. da aynadan çıkıyor. Evet. Bunda yine çok iyi ama 63'te onu düşünmek. Onu çok beğeniyorlar dedim İşte ya. yani O teknik yüzden açıdan çok iyi bir film. tekniğini İzleyeceğim çok ben onu. beğendikleri için 99'dakini hiç beğenmiyorlar. Ama 99'da bizim çocukluk çağımızın korku filmleri dönemine denk geldiği için ben seviyorum açıkçası o Ben de filmin seviyorum ya. atmosferini. Güzel yani. Genelde Onu zaten da. şey oluyor yani. Bir filmin en böyle baba kültü varsa ikinci bir daha yapılsın istemiyor Evet, genelde o puanlarını hep düşürüyorlar. eleştirmenler, sevmiyorum. Şimdi de Mike Flanagan yeniden uyarlama demiyoruz. Kesinlikle uyarlama kategorisine girmiyor bence. Sadece Evet. isimdir. Temel aldığı şeyler var. Onun dışında bambaşka bir dizi yapmış. Şey, şöyle bir kelime var İngilizce'de. Transplanted. Türkçe'de tam karşılığı yok. Normalde bir ağacı ya da işte bir bitkiyi alıp başka bir yere götürüp ektiğinizde ilk anlamı bu transplantation. Alıp oradaki bir şeyleri farklı yerlerde kullanarak yeni bir ürün çıkartmış ortaya. Evet, öyle diyebiliriz bu dizi için. Transplant story diyebiliriz yani. O zaman ilk bence Flanagan'dan bahsedip sonra böyle film ve filmin içine doğru bir yolculuk yapalım. İlk Flanagan olarak sen başla. İlk nasıl tanıştık yönetmenle? Bir gün İstiklal'de yürüyorum. Ben ilk Haunting
Haş filmini izledim 2016 yılında. Yönetmeni kimmiş ya diye o zaman baktım hani o filmi beğenip. Yoksa Merve daha önce izlemiş. 2013 yılında da Göz diye bir film var. Oculus. Hatta Absentia var onun öncesinde 2011 yılında. Asıl onunla çıkış yapıyor. Yani sinema sektörüne o şekilde giriyor. Ama ünlendiği, tanındığı film Göz filmi var. Ben de ilk onu izlemiştim. Tabii yönetmen yeni olduğu için öyle bakıp takip etme durumu zaman, olmadı. Yani bir de etkin değil. Ondan önce bir tane filmi var. İnsanın çok etkilemesi gerekiyor. Hani. Evet bir tane filmi var. O da bilinmiyor. Sonra yani, Haş geliyor zaten. Onun arasında da 3 yıl fark var. 2016 yılında geliyor Haş filmi de. Haş filmi beni hani yönetmenliği güzel diye etkilemişti. Ondan sonra merak edip baktım. Daha sonra biz oturduk bütün filmlerini izledik. Senaryo çok iyiydi. Sonra tanıştıktan sonra artık Uyca diye okunuyor. Evet o da 2016 yılı. Onu da aynı yıl çıkarmış. Uyca'yı izledik. Ondan önce Kabustan Gelen var. Before I Wake. Before I Wake. Ya üçü de 2016 yılında çıkmış. Bayağı etkin bir yıl. Haş'ı izlemediyseniz de bu arada konusu açılmışken Tek Mekan filmler arasında başarılı. Çok beğendiğim bir film. Çok güzel. Biz gerilim filmlerini çok tüketiyoruz. O dönemlerde izlediğimiz filmde. Mike Flanagan, David Fincher'la ortak bir yönü var. Böyle ince işçilik yaptığını düşünüyorum. Evet, ben de onu düşünüyorum. Çünkü yönetmenlik hani sanat da yapabilirsiniz yönetmenlikte ama yönetmenlik genelde bir zanaat gibi bir şey yani. Tekniği doğru kullanmak. Tabii ki de. Ve tekniği doğru kullanmak var. Bir de böyle ince ince çalışmak var. Bu adam ince çalışıyor. Çalışıyor. Evet. Detaylara odaklanıyor. Kesinlikle hatta dizi izleyenler bence bunu anlarlar diye düşünüyorum. Birazdan söyleyeceğiz zaten hani filmleri arasındaki bağlantılar oradan ona yaptığı atıf buradan bir taraftan hatta çıkarttı bir şey. Hatta bu işçilik olayına şey de örnek gösterebiliriz. Direkt ilk baştan söyleyebiliriz. Bu fark edilmeyen yerlere hayaletler yerleştirmesi. Bana şeyi hatırlattı dizinin o direkt. Dizinin böyle görmediğiniz yerlerine hayaletler ve o hayaletlerin hepsi birbirinden farklı. Makyajları, kostümleri farklı yani çok uğraşılmış. Çok tatlı güzel. Mesajlar yani, bunlar normalde yani. Normalde gerek çok yok. Çok tatlı. Evet ama gerek güzel yok. İşte. Benim gördüğüm sanırım kamera arkası görüntülerinde de o heykeller durmadan yer değiştiriyormuş. Durmadan yer değiştiriyordu. Her açıda her şeyde onlar da değişiyorlar. Bununla uğraşmış. Yani işin gücün yok bununla uğraşıyorsun yani anladın. Çok güzel bir şey bence güzel. Bu ya. Ben şeyi hatırlatmıştım. Fincher'ın Fight Club'da işte Starbucks'ı her yere koyması gibi. Evet. Öyle detaylar. Güzel noktalar, detaylar bunlar. Hatta bu hayaletleri koyma olayını biri oturmuş tüm bölümleri izleyip tek tek çıkarmış o hayaletleri. Onun linkini de aşağı açıklamalara ekleriz. 2017 yılında da Netflix yönetmenliğine geçiyor. Gerald's Game. Evet. Stephen King'in Oyun isimli romanından uyarlama. James Wan ve Mike dışında aklına böyle aha bu adam korku yönetmeni diyebildiğin biri var mı? Andy, It'in yönetmeni. Onun dışında? Günümüzde. Pek yok yani. Günümüzde yani. Yakın dönemde. Yakın dönemde. Yok. Andy'nin soyadı neydi? Çok ilginç ya. İspanyol ya da Arjantin'di. Arjantin'di sanırım evet. Hatta It 2'nin de çekimleri bitmiş bu arada. Niye böyle bir bilgi verdim arada bilmiyorum. Heyecanlandım. Şöyle söyleyeyim yani. Günümüzde Mike, James Wan ya da işte bu It'in yönetmeni Andy gibi birkaç tane isim var. Kendini korku yönetmeni olarak ispatlamış. Özellikle iyi gişe yaparak. Hatta şuradan Doktor Uykun kitabını versene. Verebilir misin? Veremem. Şurada hemen çıkardım ben onu göstermek için. Bekle tam oturayım. 2017'de Gerald's Game ile birlikte bir Stephen King yönetmeni oldu ve 2020'de de Doktor Uyku'yu çekecek. Şöyle göstereyim kitabını. Doktor Uyku da Shining'de tanıdığımız Danny Torrance'ı büyümüş halini anlatan kitap. Onu da heyecanla bekliyorum. Stephen King'in şu anda gözde yönetmenlerinden biri oldu. Özellikle bir de Stephen King Shirley Jackson'ı da çok seviyor. Hatta bu diziyi o kadar çok övmüş ki çok beğenmiş. Güzel ama işte. Yani, ya bence bunu da hakkıyla yapıyor. Gerald's Game'de izlemediyseniz mutlaka izleyin. Çok çok güzel. Buradan direkt oyunculara geçsek mi? Olur. Gerald's Game demişken öncelikle Mike'ın karısının kim olduğunu söyleyelim. Theodora karakteri. Theo gerçekte Mike'ın karısı. Neredeyse bütün filmlerini oynuyor sanırım. Absentia'da var mıydı onu hatırlamıyorum. Hayır. Gözde işte 2013 yılında tanışıyorlar. Orada yine bir rolü var. Ufak bir rolü vardı. Haş'ı bu arada birlikte yazıyorlar. Ondan sonraki bütün filmlerinde oynuyor yani. Oynuyor. Hiç saymaya oynuyor. Gerek yok. Aralıksız oynuyor. Sonra da bir ara evleniyorlar. Orası bizi ilgilendiriyor. Orasını bilemeyiz. Ama güzel tatlı bir olay. Mike'ın oyunculuklar konusundaki durumu da çok tatlı. Biz çok güzel buluyoruz. Ta yani
2011'de çektiği Absentia filminde oynattığı karakter ya da 2013 yılında yani yaptığı bütün filmlerde oynattığı oyuncuları yeni filminde mümkün olduğunca eğer rol verebiliyorsa vermeye çalışıyor. Gerald's Game'den bahsetmişken de oradaki Carla Cugino yine burada da anne rolünü oynuyor. Olivia. Karısı Kate Siegel burada Carla Cugino'nun kızını oynuyor. Gerald's Game'de de tam tersi. Kate, Carla'nın annesi. Yine benzer bir şekilde Shirley Crane'i oynayan Elizabeth Reaser, Lulu Wilson isimli oyuncunun dizide büyüklüğünü oynuyor. Uca filminde ise annesini oynamış. Böyle bir yakınlıkları vardır herhalde sette. Hı hı. Orada anne kızlar, dizide de birinin büyüklüğü, birinin küçüklüğü yani. Mike hiçbir oyuncusunu dediğimiz gibi bırakmıyor. Absentia filminde başrolde oynayan kadın var, ismini unuttum. Buradaki dizide ona Poppy Hill. Yine Absentia filminde o yardımcı oyuncu da buradaki Mrs. Dudley rolünü oynuyor. Çok güzel yani 2011'den 2018'e. Mike'ın bu yönünü ben çok seviyorum. Zaten normalde böyle büyük yönetmenlerin hep böyle tercih ettiği bir tane oyuncu oluyor genelde ama Mike oynadığı tüm oyuncularla yakın olmaya çalışıyor. Bu yönü çok güzel. Çok biz beğeniyorum. Biz bir aileyiz. Evet olayı. Yani. Keza. Çok iyi ya. Duygulandın mı? Duygulandım. Mike beni çok duygulandırıyor. Keza The Haunting of Hill House dizisinde bir aile hikayesi. Oculus öyle. Oculus Mike'ın tarzı bu. Her ne kadar gerilim, korku filmleri çekmiş olsa da genelde yani o gerilimin, korkunun ortasına mutlaka bir aile dramı ya da bir karakterlerin o dramını koyuyor yani. Bir anda o bütün korku ya da gerilimi unutuyorsunuz ve o konuya, hikayeye odaklanıyorsunuz. Bunu başarabilen nadir yönetmenlerden biri bence bu. Korkuda bunu yapmak çok zor çünkü genelde korku ya da gerilim filmlerinde o korku, o fantastiklik ön plana çıkıyor ama evet, bunu demişken aklıma bunda şey gelmişti. Hiç yani. Oyca filmi de Conjuring. Oyca filmi de Conjuring'e direkt benziyordu. Hatta bir yerde sanki bir homage yani bir saygı gösterisi yapmıştı diye hatırlıyorum ama bulamadım onu. Emin olmuyorum. Oturup baştan evet. Sonra izlemem gerekiyordu. Hatta Good Will Hunting diyecektim. Olsun, o da güzel film. İzleyin. Hatta büyük oranda bir Conjuring benzerliği var. Mike'ın ortak oynattığı oyunculardan biri mesela büyük karakteri baba. Gerald's Game'de kadının geçmişte babasını oynuyor yine. Adamı baba olarak kullanmayı seviyor. E.T.'deki çocuk bilmeyen varsa. Gözleri çok enteresan ama adamın. Evet. Küçükken de ama abi senin gözler lens mi diye sorasım geliyor. O E.T.'de de çok ilginçti. İlginç bir tipi var. Farklı bir çocuk. Ama çok yakışıyor. Ben oynadığı rolü seviyorum. Hugh Crane ismi de kitapta kötü karakterin ismiymiş. Dizide iyi kalpli babanın ismi olarak kullanılmış. Bu da başka bir transplanting. Transplanting kelimesini devşirme kelimesiyle açıklayabiliriz aslında. Herhalde olur. Olur. Başka bir kitaptan devşirme isim de kitapta Luke'un soyadı Sanderson, dizide Luke'un tedavi gördüğü merkezin ismi Sanderson Center olarak kullanılmış. Daha çok isimlerle birlikte benzerlik kurmaya çalışmış Mike. Shirley zaten, Shirley karakterin ismi direkt yazar ismi. Shirley karakteri zaten normalde kitapta yok. O karakteri yazarın isminden alıyor. Hı-hı. Steve karakteri de Stephen King'den yola çıkıldığı söyleniyor da bilmiyorum. En büyük benzerlik de Nell'in ismi, normalde Eleanor yani uzun ismi. Eleanor ismi de kitapta ana karakterimizin ismi. Burada da küçük kızımızın Nell'in uzun ismi. Küçük kız adam. Demişken Abigail'di normalde. Kitapta kötü adam Hugh Crane'in kızının ismi. Burada Dudley'ler kitaptan gelmiş olsa da Dudley'lerin kızının adı olarak koyulmuş. O kız yok herhalde yani kitap. Yok yok. Diziye geçelim o zaman artık. Öncelikle dizi hakkındaki beğenimizi söyleyip mi geçelim? Yani bir övelim de. Öldük sonra de. Bir daha övmeyiz herhalde. Ama zaten belli yani beğendiğimiz. Yani tamam. Ve hatta bu seriyi bu şekilde başlattığımız için, böyle bir diziyle başlattığımız için de ben çok mutlu oldum açıkçası. İyi denk güzel geldi. Bir sürpriz oldu. Güzel İyi bir denk geldi. Oldu. Tam böyle vaktinde. Dizi özetle korkudan çok dram olarak görülebilir. Direkt çoğunlukla. Korku dizisi diye kabul etmeseniz haklı sayılırsınız. Direkt konudan önce bir girelim. Konusundan bahsedelim kısaca neler oluyor. Sonra incelemeye başlayalım bence. Konu klasik bir haunting. Perili köşk, hayaletli ev konusu diyebiliriz. Temelde bu. Kitapta normalde birbirinden bağımsız bazı kişiler var ve hayaletli ya da işte perili köşk olduğu bilinen bir eve gidiyorlar. Burada Mike onu seçmemiş, bir aileyi almış. Aile bu işlerle uğraşıyor diyebiliriz değil mi? Ev alım satımıyla Crane ailesi ev alıyorlar, onarıp satıyorlar. Yani bildiğin aynen. Bu TLC'de çıkan şey var. Evet ne? Evet şey. Yeniden inşa. Neydi ya onların? Unuttum. Tamirat şimdi. Tadilat falan. Bunlar öyle. Kadın tabii kadın beyin tasarlıyor. Kadına adam çiziyor. Ne yapsın? Fix. Bu bir şey bozuluyor. Fix yapıyor işte adam.
I just want to fix it. Bu aile evi alıyor. Ondan sonra olaylar başlıyor. Conjuring'de de bu vardı. Ama Conjuring'in bu kadar sevilmesi, tutulması onun tekniğiydi. Ve James Wan bu basit, bilinen senaryoyu çok güzel bir şekilde yeni korku sinemasını canlandırdı. Ve Mike da bunu yapıyor. Klişeyi alıp klasikleştirmek. Ama evet, işte ince işçilik isteyen bir şey. Keza James Wan da mesela arkada işte hayaletler geçiyormuş falan var ya Conjuring'de. Onun gibi böyle normalde izlerken fark etmediğimiz arkaya gömülü bir şeyler kullanıyor. Derin yapmadığın sürece klişe yine klişe kalır. Tabii Mike'ın burada birazcık senaryo ve kurgu zekası da ön plana çıkınca doğal olarak ortaya çok mükemmel bir iş çıkıyor. Hem iyi bir yönetmen hem iyi bir hikaye yazarı olmak her baba yiğidin harcı değil. Evet. Benim çok saygı duyduğum bir şey. Kurgularını tam da otör yapıyor oluyor yani işte dizide normalde. Bence çok otör yani bu adam. Bu dizi mesela kurgusunu o yapmamış ama o zamana kadar gelen bütün filmlerin kurgularını da o yapmış. Evet, yani dizi uzun diye yapmamış ama adam hepsini kurguya da gidiyor. Yani. Mike'ı seviyoruz. Başım döndü biraz. Ne yapalım şimdi? Ben ölmeden önce. Düşünüyorum. Hikayeden genel olarak bahsedecek olursak, çoğunlukla karakter odaklı bir hikaye. Her kardeşi bölüm bölüm inceliyor. Daha sonra da artık olaylar kurulmuş oluyor. Her karakteri tek tek incelemesi bir nevi serim oluyor. Daha sonra düğüm oluşuyor ve çözümde gerçekten çözümde heyecan verecek. Çözümde de anneyle babayı görüyoruz. Ha, şunu, en çok gizem o zaten. Anneyle baba gizem. Şunu söyleyelim. İyi bir hikaye olduğu apaçık ortada. İyi hikayelerde de ana karakter ve düşman karakter kesinlikle belli olur. Burada ana karakter baba, düşman karakter şaşırtıcı bir şekilde anne. Bunun sebebi de genelde zaten romantik hikayelerde bir ana karakter olur. Onun sevdiği kişi düşman karakter olur. Çünkü o aşktaki bir çekişme varsa o düşmanlık yaratır orada. Burada tabii tatlı bir düşmanlık var. Hikayenin yapısı genel olarak sarmal biçimde. Yani sürekli geçmişe dönüşler halinde. Zaten hikaye aslında bir ailenin yaşadığı travmatik olay ve bunun sonuçları gibi bir şey. Genel olarak bütün dizi. O yüzden sürekli o olaya gidip geliyoruz ya da o olayın öncesindeki çeşitli anlara dönüyoruz. Arketipler var. Mesela anne baba ana karakter olsa da birçok yerde mentor olarak karşımıza çıkıyor. Nell haberci mesela işte maceraya çağrıyı gerçekleştiriyor. O eve gidiyor ve herkesi harekete geçiriyor. Nell oraya gitmese bu olmayacak. Kimse onu takmıyor diye oluyor evet, bu da. Onların maceranın suçu. Reddi. Zan. En sevdiğimiz. Her karakteri özetleyebileceğimiz birkaç kişilik özelliği var. Steve şüpheci, pozitif bilim kafasında. Çünkü annesi de işte zamanla o çocuğu öyle yetiştirmişler. İlk çocuk diye herhalde. Çok üzerine titremişler. Çok bilgi yüklemişler çocuğa. İlk bölümde zaten onun bir sahnesi var. Dudley ile konuşuyor. İşte hiç İncil'i okudun mu? İşte annesi oradan geliyor. İncil'i de okudu. Kur'an'ı da okudu. İşte Yunan mitolojisini de okudu. Hepsini okumuş. Shakespeare okumuş. Carl Sagan da okumuş. Yani buradan zaten pozitif bilimci. Pozitif bilim kafasında çocuk. Şüpheci en azından. O karakteri direkt anlıyorsunuz. Skeptik. Evet. Steve öyle, o yüzden zaten bütün aileye diyor ki, hatta kendi gördüğü hayaletleri bile adam bak bunlar hayal diyor. Bunlar işte halüsinasyon diyor. Yine hala onların metafizik birer öğe olduğunu kabul etmiyor adam. Son bölüme kadar da öyle. Hatta bu adam öyle bir düşünmüş ki bunu. Üniversiteden sonra vazektomi yaptırmış. Demiş ki ben manyağım, benim kanımda delilik var. Akıl sağlığım çocuk, iyi değil. Hayır, dünyaya bir deli daha getirmek istemiyorum. Çocuk yapmam demiş. Vazektomi yaptırmış. Bu arada her bir karakter Yas'ın 5 evresini temsil ediyormuş. Yas'ın aşama sıralamasıyla kardeşlerin sıralaması da aynı sırada anlatılıyorlar. Steve yalanlama, inkar etme, kabul etmeme evresini gösteriyor. İkinci olarak Shirley'i görüyoruz ikinci bölümde. O da öfke evresi. Her şeye öfkelenen bir karakter. Her şeye kızan bir karakter. Üçüncüsü Theo. Theo ilginç bir durumu var Theo'nun. Yas'ın evresinde pazarlık ve görüşme diye geçiyor. Bu da yeteneğinden dolayı böyle diye söyleniyor. Çünkü bir yeteneği var. Yeteneği aslında ona kötü günlerini hatırlatıyor. Theo'nun dokunmayla ilgili bir yeteneği var ve o yeteneğini pazarlıyor. Yani o yeteneğinden para kazanıyor. Son bölümde de yeteneğini kaybediyor. Hissedemediği bir noktaya geliyor. O sırada ağlıyor, bağırıyor, çağırıyor ve bir anlaşma yapıyor. Sırf bu dokunma yeteneğini geri alabilmek için eve gidiyor. Pazarlık yapıyor yani. Birazcık çıkarını düşünen bir karakter. Dördüncü olarak Luke direkt eroin bağımlısı. Zaten bağımlı oldu. Onun depresyon olduğunun direkt göstergesi. En sonunda Yas'ın 5. evresi Nell. Nell. Galibim. Kıyamam ben ona. O direkt teslim olma, kabul etme. Sonuna kadar kabullenmiş bir karakter. Kabulleniyor. Hatta onu şeyle o Yas'ın son evresinde artık. Doktoruyla konuşurken çok iyi görüyoruz.
Shirley'i özetlemek gerekirse genel olarak anaç bir karakter. İlk bölümde de diyor her şeyle ablamı ilgilenmek zorunda gibi bir şey diyordu. Annenin rolünü biraz üstlenmiş o. Bütün aileyi bir araya getiren karakter Shirley. Hepsiyle ilgileniyor. Theo ve Steve Nell ya da Luke'la ilgilenmezken Shirley onlara sahip çıkıyor. Luke'un işte tedavi parasını ödüyor. Steve en büyükleri olduğu halde hiçbir şekilde ilgilenmiyor ki hatta küçükken ilk sahne başladığında işte abiler bunun içindir falan işte Nell'i koruyor, Luke'u koruyor. Ama büyüdüğünde tabii durum öyle olmuyor. Shirley üstleniyor. Hatta kedi sahnesi de anaçlığının temsil ettiğini düşünüyorum ben. Evet. O kedileri alıyor işte. Anneleri yoktur. Kim bakacak onlara? Ölür burada bir an. Duygusal oluyor. Kaç kedi vardı ya? 5 mi? 5 işte bütün değil mi? Kardeşleri temsil ediyor. Çok güzel de bir gönderme yapmışlar orada. Onlara bakan da Shirley oluyor mesela. Theo'yu anlatmak bu gerekirse. Arada 3. bölümü yazan başka biri. Bu sanırım prodüktörlerden de biriymiş. Yazımı sadece o üstlenmiş ve ben 3. bölümün senaryosunu çok beğeniyorum. Özgür, kafasına göre, yalnız. Yalnız olmasında sebebi var, haklı sebebi var. Çünkü insanlara dokununca onların hissettiklerini hissediyor. Daha da kötüsü, kötü biri ise ya da işte Theo hakkında kötü bir düşünceleri varsa onu anlıyor direkt. Theo aynı zamanda psikolog. Gücünü bir avantaja çevirmiş. Çok mantıklı bir şey. Steve ile Theo'nun ortak özelliklerinden. Yaşadıkları kötü tecrübeyi şeye çevirmişler. Aslında Shirley de burada ortak. Shirley de Bir ortak, tek evet. ikizler batıyor yani. Bir tek ikizler. Kaderleri İkizlerin de öyküsü eş zaten gidiyor. beni çok yaralıyor Ben ikizlere. Luke ya, Luke ya. İkizlere gelince herhalde iyi bir konuşacağız. Luke. Luke. Karakter diyoruz ama aklıma hep oyunculuğu geliyor. Çok iyi oynamış ya. Evet Luke. Ben en çok Luke'u sevdim oyunculukta. Luke'un küçüklüğü de büyüklüğü de çok iyi oynamış Evet. gerçekten. Anne baba da muhteşem oyuncular. Onların Ya zaten çocukların yaşı hepsi var. de çok iyi oyuncu. Yalnız çocuklar çok iyi bulmuşlar. Yani bu Evet. küçücükler inanılmazlar Kedici ya. oyuncuları. Çok tatlı hepsi. Oyunculuklar çok iyi dizinin. Çok çok iyi. Gerçekten onu hissedebiliyorsunuz. Yapmacık değil mesela. Bu çok Kesinlikle önemli. değil. Tabii olaylar yaşanırken diğerleri daha büyükken ikizler çok küçük o esnada. En çok o yüzden onlar etkileniyor. İkizlerin mesela mesleğini hiç bilmiyoruz. Bir türlü Yok gibi. büyümemişler. Yani hala Çocuk o kalıyor. evde o depresyon halindeler yani. Çok üzücü. Zaten annelerini en son gören onlar. Luke çok iyi ya. En iyi karakter Luke. Çok tatlı. Luke çok iyi. Küçüklüğü geliyor aklıma hep Çok Luke iyi. deyince Ha, de. Luke demişken çok güzel bir detay. 7'ye kadar sayıyor sürekli mesela. Burada hikayenin sembol dokusundan bahsetmek istiyorum. Hikayenin sembol dokusu çok iyi. Bu işte hikayeyi katmanlı yapan, derin yapan şey bu. Gitmiş ne yapmış orada Mike? 7 kere sayıyor. Neden 7 kere sayıyor? Çünkü ailede 7 kişi var. İşte bu sensin, bu Shirley, bu Yedi babam. düğmeyi getiriyor 7 bir tane araya. düğmeyi koyuyor. 7 kere sayıyor. İkiz Hep korkuyor şimdi diye ona mesela da söylüyor bunu. korktuğunda 7 kere sayıyor. Yani korktuğunda sürekli aile aklına geliyor. Ailenin sembol olarak ne kadar güzel işlendiğini görüyoruz. Forever House da önemli bir Detay. detay. O şey gibi aile olarak sonsuza dek mutlu yaşamak Aslında isteklerini. bunu bütün karakterler yapmış. Düşününce şimdi Mike, hani o hepsi videodan önce konuşmuştuk ya, hepsi annesiyle, evle bağlantılı diye. Aslında onların hepsi birer sembol doku diyebiliriz, değil mi? Sembol dokusu yani. Nell'in yıldızlı bardağı olsun. Hepsi Hill House'la olan bağlantılarını hayatları boyunca yitirmiyorlar. Bunu da hayatlarındaki belirli sembollerle görüyoruz. Örneğin Steve zaten oradaki yaşantıları üzerine yazdığı kitapla ünlenmiş bir yazar. Direkt evi kullanıyor Adamın yani. hayatı ev olmuş. Ne kadar Ondan sonra inkar etse de her şeyi onu kullanıyor. kullanıyor ama işte. Zaten Kitap biraz da dokusu var. şu gibi biraz karma gibi bir şey geldi benim aklıma orada izlerken. Ha bak onu kullandı şimdi de bak ev intikamını alıyor falan gibi Ay zaten düşünmüşler yani. şöyle de ilk bu aile bir araya geldiğinde kitap basılmadan önce diyor zaten kanlı para bu diyor. Kanlı para. Kullanmayın diyor. Ha ben Onu belirtiyor. bu düşündüm de yanlış değil. Hepsi kanlı paraya ister istemez bulaşıyor. Shirley Forever House fikrini devam ettiriyor. Aslında bir nevi burada Forever House ister istemez Hill House. Keza annesi de Hill House'un içine Forever House'un izdüşümünü doku olarak işlemiş. Mesela o aklımıza direkt onu getiriyor. Zaten anneleri orada öldüğü için sonsuza kadar da orada bir parçaları var. Forever House onlar için Hill House. Zaten odasının en güzel yerinde yani tam oturduğu masanın karşısında Karşına yani. bütün gün ona bakıyor. Annesinin fotoğrafı ve ev hep ona bakıyor. Tio'nun eldiveni. Finalde çıkarttığı için ben öyle düşünmemiştim. Merve düşünüyormuş. Mantıklı. Finalde çıkarttığı için bunu anlıyoruz ki istese çıkarabilir. Bir nevi annesinden bir parça
açı olarak evle alakalı bağlantıyı yitiremediği için tutuyor. Nell zaten sürekli Bentley Nelly'yi görüyor. Luke'la zaten Nell'in olayı, onlar direkt zaten evle bağlantılı yani. Onlar evden evle yaşıyorlar. Bilinçaltına kalmamış. Onlar direkt bilinçli olarak evin içinde kalmışlar. Evet. Diğerleri de inkar etmelerine rağmen, kabullenmemeni istememelerine rağmen bu şekilde bağlantıları var diyebiliriz. Şöyle diyelim. Diğerleri de geride bıraktıklarını düşündüklerine rağmen aslında kullanıyorlar. Evden bir iz hala onların peşinde. Baba devamlı konuşuyor. Babanın anne da anne var konuşuyor. Zaten. Devamlı anne de gerçek konuşuyor. Anne değil aslında. Değil değil. Adam da konuşuyor. Anne zaten kafa evde gitmiş. Yani kalmış kadın artık. Oradan çıkılmıyor da. Bir yandan şey düşündüm ben. Mesela finalde Dudley karısını getiriyor ya. Ah geldik falan diyor. Evet. Şimdi insan şunu düşünüyor. Öleceği zaman o eve geliyor insan. Anne, baba, Nell orada kaldı ya. Sanki böyle diğer bütün kardeşler de ölmeye yakın eve gidebilirler mesela. Olabilir. Forever tabii. House fikri orada kesin gerçekleşmiş olur. Evet evet. Bu tabii. İşin hayal kısmı. Hikayenin en önemli kısmı çatışma. Çatışma, düşman karakter ne kadar güçlüyse çatışma o kadar güçlüdür. Yani anne öldükten sonra evi ele geçirmiş gibi bir şey. Onu Luke girdiğinde bayağı bir görüyoruz. Anne bütün çocuklarını eve çekmeye çalışıyor. Sürekli onların peşine musallat olan hayaletler ya da öğeler de annenin yolladığı şeyler olarak düşünülebilir. Çocuklarıyla evde sonsuza kadar yaşamak istiyor sonuç olarak. Zaten şey çok mantıklı da annenin düşüncesi. İşte bu çok güzel. Bu çok güzel. Şimdi düşman karakteri de mantıklı diyebiliyorsan hikaye muhteşemdir. Çünkü kadının isteği zaten Forever House. Yani çocuklarıyla sonsuza kadar yaşamak istiyor. E orada, olay orada. E doğru, hak da veriyorsun kadına. Tepedeki ev. Ama baba da diyor ki bırak ayaklarını yaşasın. Hill House. Orada ölen hiçbir insan bir daha girip çıkıyor. Devamlı o evde sonsuza kadar yaşıyor. Annenin istediği olay. Çok muhteşem yani. Babanın istediği de çocukların hayatını yaşaması. O da çok haklı. Biz de zaten onları hayatı yaşarken gördüğümüz için, oradan koparılmış olmalarını düşüneceğimiz için aslında babayı savunuyoruz otomatik olarak. Evet. En güzeli çatışmanın cereyan ettiği kavga sahnesidir hikayede. Hı-hı. Ve final bölümünde ki anneyle babanın sözel olarak yaptıkları kavga muhteşem. Diğer bütün filmlerden de dizilerden de beklediğimiz düşüncelerin kavgası. Öyle pataküte vurmak değil yani. Tamam onlar fiziksel bir şeyler oluyor oralarda ama orada fikirler savaşıyor. Ama diyor bak çocuklar hayatını yaşamalı. Adam diyor ölüyorlar diyor. O diyor uyanıyorlar. Adam diyor evde canavarlar var diyor. Kadın diyor hayır canavarlar dışarıda. Kadını da haklı buluyorsun şimdi. Evet iki yönden de haklılar. Süper bir şey ya. Dandik bir kötü figür olsaydı karşımızda. Sadece bunları öldürmeye çalışıyor falan. Hı-hı. Çok güzeldi. Beni her zaman vuruyorsa hikayeden vuruyor zaten. Çok konuştum ben. Hikaye güzel bir de teknik de güzelse zaten. Teknik de güzel. Lütfen yani. Nell karakteri birazcık diğer karakterlerden farklı. Bunu anlayabiliyoruz çünkü dizinin zaten en büyük vurucu noktası o 5. bölümün finali olan Nell'in yıllardır korktuğu hayaletinin kendisi olduğunu öğrenme bölümünde Nell'in olayının da farklı olduğunu anlıyoruz. Nell zamanda yolculuk diyormuşum. Her zaman aslında. Yani yolculuk ediyor bir de bunun olayını öğreniyoruz. Finalde de bunu konuşmasıyla birlikte açıklıyor. Şöyle, konfetiler. Evet işte ben zamanın tek bir çizgi halinde olarak ilerlediğini düşünürdüm. Aslında öyle değilmiş. Dakikalarımız yağmur gibi, kar gibi dökülüyormuş. Bir konfeti gibiymiş tarzında bir konuşma yapıyor. Buradan onu da anlıyoruz ve buna istinaden de şuna benzetmişler Nell'in olayını. Kendi kuyruğunu ısıran yılan modeli var. Ourobus diye. Acaba böyle mi okunuyor? Ourobus desin. Yılan da kendi kuyruğunu ısırıyor. Bir nevi bir döngüsel, bir kısır döngü, bir paradoksa giriyor yani diyebiliriz. Bir nevi zaten Bent McNeil'in paradoksu. Kendini doğuruyor, işte kendini görüyor, kendini öldürüyor. Nell'in de böyle bir olayı var. Diğer kardeşlerinden, diğer karakterlerden çok farklı bir durumu var. Predestination'ı hatırlattı bana. Nell çok kötü ya. Hadi Luke. Nell çok üzüyor beni Nell ya. Nell çok kötü ya. Ve yani içlerinde zaten en yalnız karakter o. Evet. Onun bölümünü izlerken 5. bölüm. Nasıl bir gerilim, nasıl bir psikolojik şey. Kız arıyor, kimse cevap vermiyor, kimse onu dinlemiyor. Küçükken kimse inanmıyor onun hayaletine ve hatta zaten o kadar yalnız ki. Bu hatta döngüsel olayını bence Mike bu yalnızlığı anlatmak için bile kullanmış olabilir. O kadar inanılmayan bir karakter ki korktuğu şeyde, yakın olduğu şeyde her şey kendisi. Hmm. Hayaleti bile kendisi çıkıyor yani. Çok üzücü. Bir de bu şey ilişkisi de var. İkizler arasında hani birbirlerinin
hislerini evet. hissedebiliyorlar ya. Twinting. Bölümün adı oydu. Twinting evet. İlk bölümde zaten onu veriyorlar hemen. İlk korktuğunda abileri giriyor. Steve giriyor odalarına. Luca diyor sen niye uyanıksın diyor. Nell uyanık olduğu için uyanığım diyor. Birbirlerini hissediyorlar hep. O olay da çok güzel. Çocuk oyuncular da çok iyiydi. Çocuklar. Luke nasıl böyle? Onun gözlüklerini yerim. Böyle bakıyor hep. Küçüklük. Nell çok tatlı. Theo çok iyi. Shirley çok iyi. Hepsi çok iyi ya. Steve'in çocukluğunu oynayan karakter çok iyi. Dizideki en önemli öğelerden birisi Red Room. Çünkü Red Room izleyiciyi baştan sona tetikte tutan bir şey. İçinde ne var diye sürekli açacaklar diye bekliyoruz. Anahtarını bulacaklar diye bekliyoruz. Bulamıyorlar. Onu bırak. Baba zaten daha önceden kırmayı bile denemiş yani. Kırmayı deniyor. Evet. Omuz atıyor. Hiçbir şekilde açılmıyor kapı. İşin komik yanı ise ironi de orada zaten. Aslında girmeye çalıştıkları odaya sürekli giriyorlar. Devamlı orada. Annelerin okuma odası. Tio'nun dans ettiği odası. Dans odası. Dans odası. Luke'un ağaç evi. Zaten en büyük şaşırtmaca o. Oda değil, ağaç eve dönüşüyor. İşte geçen yeniden izlerken şey gördüm. Steve'in bölümünde. Annesi soruyordu sanırım Luke nerede tarzında bir soru soruyordu. Steve de dedi ki ağaç evindedir gidip bakacağım. Annesi de şakacı çocuk tarzında bir cevap veriyor. Yani aslında bak, güzel bir şey. O noktalar var tabi. Bilmiyorsun, anlamıyorsun. Şu çok önemli. Birçok dizi size kendinizi zeki sandırarak zevk almanızı sağlar. Dizi diyorum. Birçok hikaye bunu yapar. En güçlü hikayelerse size kendinizi aptalmış gibi hissettirerek yapar. Aa falan işte o ters köşeler. Bu filmde de Red Room. Bütün filmde herkes bir odalarda takılıyor. Hiç demiyoruz evet, ki. Evet. Kardeşim bu dans odası kaçıncı katta? Aynen. Nereden gidiliyor buna falan atıyorum. Büyük ev olunca hani ağaç onu ev da orada da aslında. Dışarıdan evi görüyoruz. Ağaç ev nerede falan. Hiç ev çok mı? İlginç. Kendini aptal gibi hissediyorsun. Çok güzel. Evet. Red Room bu gizemlerden biriydi. O bent neck lady o gizemdi. Bir de şey de çok ilginçti. Steve'in hayaletleri gördüğü kısım da çok ilginçti. Babasının hep hayaletleri görüyorsun dediği kısım. O konuşma çok güzeldi ya. Çok nerede şaşırtmıştı. Şey, son bölümde arabada evet. Aslında hep görüyorsun diyordu ya. İşte o zaten. O çok iyiydi o ya. Son keşif orada. Steve'le birlikte biz de öğreniyoruz. Aslında var. Evet. Hani şey diyor. İpuçlarını görüyorsun ama. Saati ayarlayan adamın hayalet o çok olması. Işte. Aynen. Çok güzel. Aynen öyle. Hayaletler zaten çok ilginçti mesela. Durmadan hikayeler anlatılıyor dizinin içinde. Theo'nun sevgilisi olan kız hikaye anlatıyor. Hayaletler başka hikaye anlatıyor. Dudley'ler anlatıyor. Devamlı bir işte hayalet hikayeleri var orada. Yaşamış kişilerin hikayeleri var. Özellikle şeyi çok merak ettim. Acaba hani başka sezon yaparlarsa onu işlerler mi? O Luke'un korktuğu hayalet şu ayakta. Ayakları yere basmayan... O çok kötü. Çok korkunçtu. O ilk çıktığında bu ne? Bu ne lan? Nasıl güzel bir fikirdir o ya. Çok güzel. Çok iyiydi. Uzun ama yere basmıyor. Bastonuyla evet. Ses çıkarıyor. Onun hikayesini mesela görmeyi çok isterim eğer olursa yeni sezonlar. Bir de şeyin hikayesi çok güzeldi o duvar. Kendini duvar örüp kapatan. Daha sonra çıkmaya çalışıp işte evet. Tırnaklarıyla muhtemelen kazıyanın onları önüne. Da uzun uzun anlatabilirler gerçekten. O çok çok iyi. Poppy Hill zaten ayrı bir dünya. Poppy Hill'i oynayan kadın da çok iyi oynamıştı. Çok iyi. Çok beğendim. İyi oynamış. Herkesin bir Poppy'si vardır. Ben de çok beğendim. Olursa tabii geçmiş dönemleri bence işlerlerse çok daha iyi olur. Olmayıp çok zirvede bıraksalar olur. Da çok güzel aslında. Zaten bu hikaye bitti. Buna bir daha hiç dokunmasınlar bence. Aynen. Her şey tam kararında. Happy ending de var. Aslında Mike Flanagan açıklama yapmış. Normalde daha kötü bir son düşünmüş. Luke'un ikinci yıl temiz kalmasını kutladıkları son ailenin bütün üyelerinin bir araya geldiği karede arkada bir tablo var. O tablo yerine aslında Red Room'un, Kırmızı Oda'nın penceresini koymayı düşünüyormuş. Aslında oradan hiç çıkmadılar. Hayali bir hayat yaşıyorlar gibi. Hayali bir mide kurulamasıymış gibi. Öyle bir şey düşünmüş Mike. Çekimi yapmadan önceki gece yatağımda oturdum diyor. Kendimi suçlu hissettim diyor. Çok iyi değil mi şimdi? Evet. Çok acımasızca gelmiş ona. Gerçekten bütün aile çok acı çekiyor. Üstüne çok ya. Yine mutlu bir psikolojim bozuldu kare resmen görmeyince. Diziyi izledim ve psikolojim bozuldu ya. Tam tadın olmuş böylelikle. Yani şey klişedir evet. Tamam.
Şimdi herkesin mutlu olduğu bir montaj yaptınız. Çok güzel falan. Ama bazen de gerekiyor yani burada. Evet. Ve bence o aile de hak ediyor yani. Bu aile bunu hak ettiği 10 için bölüm güzel boyunca olmuş. Devamlı dram. Ama yani devamlı dram diyoruz da her şey çok dozunda. Bence korku da öyle. Dram da öyle. Yani dram var. Tamam, çok büyük bir dram var. Çok yönlü drama denilebilir buna. O ailenin yani birbirinden kopuşu, o çocukların yaşadığı psikolojik travmalar çok çok ağır ve bunları çok güzel anlatıyor, işlemiş. Ama hiç de öyle mıy mıy bir durum yok. Bir yönetmen vardı, ismini hatırlamıyorum. Diyor ki karakterleri ağlattığında dram olduğunu düşünüyordum ama aslında seyirciyi ağlattığında dram olduğunu öğrendim. Şimdi mesela aslında atıyorum Nell ya da Luke çok az ağlıyorlar ya da ağlamaklı oluyorlar. Ama ben onların hayatını görünce böyle gözüm doluyor. Hele hele kendi hayatınızda böyle ezildiğiniz atıyorum ya da yalnız kaldığınız zamanları hatırlarsanız siz de duygulanabilirsiniz. Ya karakterler işte. Ağlasa öyle bile olsa hikaye çok gerçekçi. Yani buna yeniden değineceğim, başa döner gibi oldu ama her ne kadar bir korku hikayesi olsa da perili köşk var, hayaletler var, şunlar var, bunlar var. Hayaletler var yani, resmen görüyorsunuz o makyajlı insanları. O evin yaptığı şeyler, fantastik öğeler görüyorsunuz yani. Ama buna rağmen o kadar gerçekçi ki sanki orada bir yerde bu dramı yaşamış bir aile varmış gibi hissediyorum ben açıkçası. Yani şunu diyorsun özetle, ne kadar hikayenin içinde gerçek dışı bol bol öğe olsa da bu hikayenin gerçekçi hissettirmesini engellememiş. Bunu Burada herkes başaramaz diye düşünüyorum korku türünde. Dram verip sonra yine korkutup sonra yine ağlatmak. Yani hepsini dozunda ama ikisini birlikte de çok iyi yapmak. Mike çok yetenekli bu konuda ve birazcık da farklı bir tür yaratmış oldu sanki. Normalde korku filmlerinde ya da gerilim filmlerinde bu kadar dram ben hatırlamıyorum hiç izlediğimi. Mesela sen nerelerde, hangi sahnelerde duygulandın, sana sorayım ben. Çünkü baştan sona duygulandım. Ben fazla empati kurduğum için. Şeyde çok duygulanmıştım mesela. Çok. Seni neler hem etkilemişti. Hem öfkelenip hem duygulanmıştım. Theo'nun o bir tane kız çocuğu var ya. Tacize uğrayan. Onun hikayesine bayağı bir duygulandım. Onun dışında ben Luke dayak yiyor falan. Oralar beni çok üzmüştü. Sahip çıkalım dedeye. Sokaklarda yatıyor yazık. Bir de böyle duygulandım derken resmen içime karartının çöktüğü sahnede Nell'in kocasının öldüğü anevrizma geçirdiği sahne. O an o anı gerçekmiş gibi düşününce evet. Ben korkunç. Şeyde çok etkilenmiştim. Tio'nun Nell'i cenaze evinin o odasına ne deniliyor ya? Morg mudur yani morg, direkt? Morg. Orada hani dokunup sonra ağladığı sahne çok etkileyiciydi. Ve Nell'in baştan sona ona ayrılan bölüm çok etki. Beşinci bölüm. Bence çok çok iyiydi. Yani o kızın çırpınışı beni çok etkiledi. Kardeşlerine ulaşma çabası, kimsenin ona inanmaması. Bir kere zaten kendi yaşadığı o olay, karabasan tarzı bir olay yaşıyor. Uyku felci. Uyku felci geçiriyor. Onlar Nell'in olayı baştan başa çok üzüyor. Zaten 5. bölümün finali sırf o bölüm için bile bence izlenebilir. Bandneck Lady. Özellikle Bandneck Lady durumu için bile bence izlenebilir. Aa, bir de şeyden çok etkilendim ben. Cenaze bir kere çok güzel. 6. bölümün. 6'yı konuşacağız birazdan. 6. bölümün. Hatta geçebiliriz. 6. bölümün ilk direkt sadece cenaze evinde geçen kısmı çok etkileyiciydi. Yani orada Nell'in cenazesi var ve ailenin konuşması, Steve'in oraya gelip sonra geri dönmesi duygulanıp ve en sonunda böyle bütün aile işte Steve babası kavga ederken Nell'in tabutu düşüyor ya. Hepsi susuyor. Hepsi susuyor yani. Kavga ediyorsunuz da orada da yani. Ne için burada olduğunuzu hatırlayın. Evet yani daha sonradan akıllı da zaten olun. Hayaletini görüyor babası diyor ya, kimse bana inanmadı diyor. Nell'in o bağırışı, o isyanı çok çok güzeldi ya. O yalnızlığı hissedebiliyorsunuz Nell karakteriyle. Niye sesim titriyor? Yalnızlık. Yani nasıl ağlatıp hem de korkutabiliyorsun Mike, bunun hesabını vereceksin. 6. bölüme geçelim ben konu açılmışken. 6. bölüm çünkü 6. dizi, bölüm dizi, efsane. Dizi tarihinde efsane yani. Yorumlara baktığım kadarıyla da 6. bölüm sırf konuşuluyor. Olayından falan bahset. Teknik olaylardan olayı bahset. Aslında basit. Son yıllarda da Birdman'dan sonra ünlü olan plan sekans tekniği. Tek bir plan içinde, çekim içinde birçok açının döndüğü çekim tekniği. Lafı açılmışken de aslında bunu benim bildiğim kadarıyla ilk defa Rob filminde Hitchcock kullanıyor. Ama Birdman'dan sonra
sonra günümüzde yeniden. Evet, kimse ondan bahsetmiyor. Genelde Birthman diye hep örnek veriliyor. Hani, öyle sanıyorlar. Evet, işte bunu da belirtmek iyi olur benim, diye düşünüyorum. Benim daha da eskisi vardır belki. Ben bilmiyorum. Sen Hitchcock'a kadar gidebiliyorsun. Olsun yani, herkes evet, Birthman diyor. Ama en azından şöyle söylenebilir. Yani ilk etkili kullanımı kesinlikle Rob'tur yani. 6. bölüm tek bir plan sekans değil ama çok fazla plan sekans var. Aradaki geçişleri de çok güzel yedirmişler. Ben onu çok beğendim. Aşağıya açıklamaya mı koyarız onu? Açıklamaya koyarız. Tamam. Ekranı da belki tamam, yazarız buraya. Ya buradan fark edebildikleri benim bunlar. Benim bulabildiğim kadarıyla plan sekanslar arasındaki kesmeler aşağıda yazıyor. İlk 14 dakika falan. Neredeyse kesmiyor değil mi? Hiç kesmiyor gerçekten. Hiç kesmiyor. İlk 14 dakika tiyatrocular gibi oynamışlar. Ve çok zor. Çok fazla karakter var. O arada çocuk oyuncular da geçiyor. Tek sorun şu değil. Yani tek sorun oyuncuların oynaması değil. Mekan da değişiyor. Mekan değişiyor. Oyuncular oynuyor. Işık değişiyor. Kamera gidiyor geliyor. Şimşek, yağmur falan var bir de o netlik sırada. Netlik değişiyor. Şimşek, yağmur var. Bütün seti oynamışlar o sırada, evet, setle. Bir o karakter şey yapsa yandı yani. Kim bilir kaç kere çektiler acaba. Atıyorum birinin ayağı takıldı. Anladın mı? Yanlış tarafa baktım. Biri yanlış bir mimik yaptı. Olmayacak bir şey yaptı. Zor yani. Bunlar tabii ki de mümkün. Ama Hollywood sinemasında zaten her zaman çok kısıtlı sürede çekiliyor. Hı hı. Bunu geçtim. Sen dizi çekiyorsun be adam. İşte Mike'ın büyüklüğü birazcık da burada. Dizide yapılmayacak sen bir olay. Dizide niye plan sekans yapıyorsun? Birazcık kanına cesaret gerektiriyor. Cesur. Burada çok cesur bir davranış i̇şte, yapıyor. Cesur olmazsan da iz bırakamazsın. Bu dizinin aklımıza iz bıraktıran evet, öğelerinden biri. Aynen. 6. bölüm oldu. Mesela birine sorsan ilk 3'te mesela bunu sayar diziyle alakalı. Kesinlikle. Ve bu da kalıyor. Yönetmenin başarısı efsane zaten. Efsane bir bölüm. Orada mesela ilk 14 dakika sonrasında bütün kardeşler koltuk ve çevresinde otururken dururken baba geliyor, kapı çalıyor, oradan dönüyor. Bir an yine tabutun olduğu kısmı görüp dönüyoruz. Tam o sırada ortadaki açıda bir yerde geçiyor. Muhtemelen ilk açı biraz döndükten sonra ortayı bilgisayardan tamamlayıp sonra diğer açıya geçmişler. Hı hı. Çok belli. Track motion işte kullanılmış. Ama çok başarılı yedirmişler. Ben çok beğendim. Onun dışında daha sonra o da çok güzel bir yedirme. Tabuta yaklaşıyor. O sırada baba geldiği için baba çocuk olarak görüyor. Mesela bu da çok hoş bir detay. Evet. Dönüyor babanın etrafında. O sırada muhtemelen oyuncular yandaki odaya evet, girip çıkıyorlar. Girip koşarak falan. Hatta kamera arkasının çok bir kısmının olduğu bir video yapmak vardı değil mi? Evet, sırf bu 6. bölüm için 2-3 dakikalık biraz bakabilir. Evet, onu da hatta koyarız açıklama kısmına. Çok karakterle bunu yapmak eğlenceli, çok eğlenceli, çok ama güzel, çok zor. Zaten birazcık zor bir karar bunu yapmak. Zorluğunun üzerine o tabuttan çıkarken mesela bir yerden sonra tabut aslında bir açının tek parçası oluyor. İkinci açıya geçiyor. Tabuttan çıkışında aslında var, üçüncü açıya geçiyor. Orada, hı-hı, bir kesme var. Çocuklarla çalışmak çok zor. Çocuklara bu kadar uzun şey oynatmak çok zor. Çok fazla mizansen dönüyor etrafta. Hı-hı. Sadece hani söz mü özle değil. O ev sahnesinde daha çok kesme yapmış. Hı-hı. Daha çok wipe pan yapmış. Orada geçmiş falan. Evet. İşte bir ara merdivenlerin orada geçiyor. Hı-hı. Onu da doğru bir orada yerde mecbur kullanıyor. Orada mecbur yani. Çünkü çocukları o kadar uzun oynatamazsın. Ya oraya gene kadar zaten cenaze evindeler. Bütün aile orada. En son işte baba karakteri tuvalete gideceğim diye Hill House'a geçiyor. Muhtemelen çok, oradan iki stüdyoyu bir yan yana kurdular. Ve ondan sonra ilk defa büyük kesmeyi, asıl kesme dediğimiz kısım orada. Ondan öncesi şey, plan sekansı. Plan sekans kesme. Anlayan kişilerin gizli kesme diyelim. Gizli kesmeler aynen. Asıl gerçek kesme zaten tam geçmişe dönüşle. Aynen öyle. Muazzam. Avize düşüyor, zank diye ters yönde. Evet. Bir yandan da avizenin düşüşüyle yarattığı şok etkisini de vermiş olduğu için. Evet. Hani o, tam kesmenin kullanılacağı benim, yer. Benim çok hoşuma gitmişti. O sırada evet, demiştim. Tam yere. Hadi keseceksin şimdi. Fark edilir bir kesme yapacak. Nerede yapacaksın? Babanın suratındaki şok etkisini görebilmemiz için orada kesmiş. Evet. O çok güzeldi. Doluluk katıyor. Özel bir özelliği var dizinin. 6. bölüm için bile izleyebilirsiniz. Böyle pataküte giden, zırt pırt yönetmen değiştirip hiçbir yenilik katmayan, hı-hı, kreatörlerinin yan evet, gelip... Evet, yenilik işte, kelimeyi bulamadım. Yenilik var yani. Yaratıcılarının yan gelip yattığı dizilere bir tokat olmuştur bence. Bak kardeşim, dizi de olsa biz çekim tekniğini coşturabiliriz. Bir şeyler yapabiliriz. Ve bunu da... Breaking Bad de yapmıştı mesela, hatırlıyorum. Kadarıyla atıyorum o timelapse'lerle geçişler ama falan. Ama şöyle bir durum var. Breaking Bad'de ayrı bir konu var. İlgi çekicilik var. Breaking Bad'de olabilir. Çünkü o dizi birazcık daha konu itibariyle geniş kitlelere hitap geniş edebilecek kitlere, bir aynen. Konu.
suç, dram. Olay hani orada da aileden başlıyor ama bambaşka noktalara gidiyor. Çok çeşitli, birçok yerden izleyici kapabilecek bir dizi ama. Yani ben bunu yapsam kim görecek demez. Aynen. Ama Mike'ın dizisi bir kere korku, yani korku herkes izlemez, sevmez. Hem korku, bir de içerisinde sadece bir ailenin hikayesini görüyoruz. Çok çeşitlenmiyor. İçine karteller falan girmiyor Breaking Bad'de olduğu gibi. O nedenle böyle birazcık arada kalan, izleme potansiyeli çok yüksek olmayan bir dizide böyle güzel bir yönetmenlik, böyle bir işçilik yapmak, böyle kararlar vermek muazzam, harika bir şey. Mike'ı daha ne kadar övebiliriz bilmiyorum. Kutlamak lazım bu nedenle. Teknik olarak incelemeye geçmiş bulunuyoruz bu arada. Renkler çok böyle kendini göstermiyor. Her rengi göstermemiş. Daha çok böyle ciyak bir sarı var mesela ışık olarak. Gece böyle yeşil mavi arası bir. Özellikle Hill House'taki renkler öyle. Ama günümüze kırmızıyı da aradan pörtletmiş. Günümüze geçtiğimizde de sanki mavi yoğunlukta gibi birazcık. Özellikle Tion'un bölümü baştan sona soğuktu. Evin gündüz kısımlarını özellikle gayet o sıcaklığı hissettiriyor. Evet. Günümüz kısımlarının böyle hani tatsızlığını hissettirecek. Çok solgun, evet. Çok solgun değilse de hani göze batmayan renkler var. Psikolojik bir baskı yaratıyor renk olarak da. Şu önemli, evet. False color vardır mesela. False color'la bakarsan bayağı düşük değerlere rastlayabiliyorsun. Yani çok da böyle çok yüksek değerlerde pozlanmamış. Karanlık biraz yapısı. Fincher de yapıyor mesela onu. Fincher'da da var. Fincher'da da false color'la baksan bazı yerler hani yok sayılacak kadar karanlık yerler. Bir de senin sevdiğin bir olay da var ışık olarak. Bir de benim dikkatimi çeken ilk Gilmore Girls'te sürekli kullanıldığını gördüğüm diffusion filter. Türkiye'de sanırım satışı bile yok. Dizilerde belki kullanılıyordur. Ben hiç görmedim. Filmlerde de pek görmedim. Bunun en güzel örneği Mike Night in Paris. Paris'te bir gece miydi? Woody Allen'ın filminde en güzel örneği bence. Böyle ışıklar Paris'te böyle. Paris'te gece yarısı. Paris'te bir gece yarısı. İşte öyle bir Van Gogh'lu kapak. Şuraya koyayım da. O filmde var. Böyle ışıkları biraz bulandırıp böyle yayıyor gibi bir şey yapıyor. Işıklar tek bir nokta kalmıyor. Aa doğru. Kubrick de kullanıyor. Evet. Şeyde Ice White Shot'ta Kubrick kullanıyor. Practical Light diye geçen sahnenin içinde ışığın kaynağını gösterdiği durumlarda çok güzel oldu. Gilmore Girls sürekli kullanıyordu. O böyle. Mike da sürekli kullanmış. Mike da bu filmde, bu dizide sürekli kullanmış. Ben beğendim. Çok güzel bir teknik. Hatta Türkiye'de olsa alacağım da herhalde yurt dışından getireceğiz. Mike'ın bir de renk kullanımı çok iyi. İlginç. Mesela Gerald's Game'i de düşünüyorum. Onun da renkleri çok ilginçti. Özellikle bu geçmişe döndüğü zamanki renkleri de çok gerçek dışı renkler vardı. Geçmişe sanki döndüğü kısmı aşırı sıcak renkler kullanmış. Çok ilginç renk tercihleri var. Absentia da öyleydi. Absentia çok soluktu hatırlıyorum. Çok soluktu. Absentia'nın da konusu çok güzeldi. Ondan sonra zaten dedim ki hikaye konusunda iyi bir yönetmen göreceğiz ileride diye hissetmiştim. Okulsun konusu da çok iyiydi. O da yani, ben çok Okulsu da çok iyi. Göz filmin konusu. Fikir buluyor adam. En çok aradığımız şey yani günümüzde. Orijinal fikirler. Işığı güzel kullanmış mesela. Karmaşık çekimlerin olduğu yerler var. Fırtınanın olduğu gece mesela çok karmaşık bir çekim var orada. Çok fazla hareket var evin içinde. Oralar ya bu kadar şeyin içinde sabit ama aynı zamanda etkileyici olarak ışığı kullanmak zor. Işığı en güzel Bentley Lady'de kullanmış. Suratını sürekli göstermiyor. En son onun nereye olduğunu anladıktan sonra güzel aydınlatıyor. Bir de aydınlık olarak da çekmiş demek oluyor. Çok etkileyici. Leyciydi o. Senaryo kurgusu denir herhalde ona, değil mi? Evet. Bir sürü karakter var. O her karakterin sonuçta yaşadığı birkaç günü, değil mi, görüyoruz hepsini. Evet. Hepsini sonra baştan böyle birkaç gününü görüyoruz. O sahnelerin birbirine bağlanışı, onlara karar vermek o kadar önemli, o kadar yerli yerinde yapmış ki. Nerede neyi göstereceğim? Çünkü çok karışık. Düşündüğünde baktığında çok karışık. Onları iyi bir şekilde dizmek ve bunu etkileyici bir şekilde yapmak, o sürprizleri o kurgunun içine katmak çok önemli. Nerede ne zaman gözükeceğini. Hikaye kurgusu muazzam. Edit olarak da kurgu da çok iyi. Edit çok iyi. Kesmeler mesela. Bir ara küçük Luke merdivenlerden zıplıyor. Büyük Luke olarak yataktan aşağı iniyor. Tion'un bölümünde özellikle sırf kullanılmış hep match cut. Sürekli. Buzdolabını açıyor. Oradan kesme. Buzdolabı açıyor flashback'ten. Doktorumu alacağım. Bu parayla ne yapacaksın? Doktorumu alacağım deyip kapıyı açıyor. Sonra günümüze dönüyor, yine kapı açıyor falan. Bunun gibi geçişler. Bir sürü geçiş var. Durmadan düşünmüş. Mike hep geçiş düşünmüş resmen. Ya yönetmenliğimi ne kadar gösteririm diye uğraşmış yani. Ya sesle yapmış bunu ya görüntüyle ama geçişler her zaman böyle. De bizdeki dizilerde olsa geçiş sadece Boğaz Köprüsü'nü drone görüntüsüyle hani göstererek geçiş yapılıyor diğer sahnelere. Burada Mike
Buradan aklıma şey geldi. Normalde establishment shot diye bir şey var. Kurulum gibi bir şey Türkçesi. Çünkü nerede olduğumuzu gösteren bir kurucu açı. İstanbul'dayız. Bu mesela aslında dizide çok yok. Nerede olduklarını çok göstermiyor. Evet. Sen orada hemen anlıyorsun. Hatta hangi zamanda olduklarını da anlatmıyor. Evet, sen hiç. Anlıyorsun. Bir yerden sonra tanıyorsun, anlıyorsun. Bu da güzel. Çünkü izleyicinin ha şimdi hangi zamandayız diye anlamaya çalışma çabası da izleyiciyi tetikte tutan bir yöntem. Hı-hı. Yakın zamanda bunu iyi yapan dizilerden biri Big Little Lies miydi neydi? Evet. Sanırım. Dark da çok iyiydi. Dark da çok. Dark'ın da kurgusu iyiydi. O da zamanlarda giyit geldi. Dark da çok iyi bu arada. Onu da izleyin. İşte bak. Screenplay yani bu. Mesela şöyle yorumlar da okumuştum. İşte keşke daha kısa olsaydı. Bazı bölümler sıktı tarzında. Bence birazcık daha kısa olsaydı dizi bu kadar etkileyici olmazdı. Karakterleri bu kadar iyi anlamazdık. O yüzden bence kararında olduğunu düşünüyorum. Bence şöyle. Çok fazla korku beklentisi olan insanlar sıkıldı. Evet, sanırım ondan olabilir. Ondan. Çoğu kişi korku yoksa sıkıcı dizisi değil. Diye açtı dediğim devamlı. Dediğim gibi her karakterini çok güzel anlatan bir dizi. Bir de yönetmenin tarzı bu yani. Şimdi tabii biz yönetmeni önceden tanıdığımız için biliyorduk. Direkt korku beklentisine girmedik. Tabii bilmeyenler için sadece korku, devamlı bir aksiyon bekliyordu yüksek ihtimal herkes. Ama yerli yerinde yine scary jump var. Gayet vardı. Özellikle nerede vardı? En çok korktuğumuz yer. Ben resmen... dedim. Gece böyle izliyordum. Fırladım yani. Ben de çok korktum. Araba, boğazımda kaldı. Yemek yiyordum her zaman. Neli laa diye çıkıyor. Arabada. Çok korkunçtu. Çok iyiydi o. Orada bir yandan hani çok gerekli bir scare jump değilmiş gibi düşünüyorsun. Orada mesela iki kız kardeş kavga ediyor. Onlara böyle bir tokat gibi bir şey oluyor. Sonrasında Tio'nun arabadan inip yaptığı konuşma da çok güzeldi. O anlattığı sıra hissi gerçekten mesela. Çok iyi anlıyorsunuz. Hissizliği. Hissizliği anlıyorsunuz yani. Orada yaptığı ölümde buna mı benziyor gibi bir gönderme, bir benzetme yapıyor. Bir an gerçekten durup düşünüyorsunuz. Görsel efekt olduğunu belli eden görsel efektler kullanmamış. Plan sekanslarda kullandığı görsel efekt var. Onun dışında bir de baston o uçarak giden amca evet. gibi ya da bazı sahne değişimlerinde gibi böyle güçlü kullanmamış. Gerektiği kadar kullanmış. Bir işte suratlarda muratlarda hı-hı. kullanmışlardır. Ama makyaj çok başarılı bu arada. Makyaj, dekor, kostüm, makyaj komple üçünü bir arada değerlendirin. Renk kullanımı güzel. Mesela kırmızı rengi sürekli kırmızı oda olarak kullanıyor. Kırmızı seks, dehşet, aşk gibi hayvani duygularımızı ifade eden bir renk olduğu için orada da hep içerisinde olan kişileri kendi zevkleriyle oyuna getiren bir oda olduğu için o bağlantıyı iyi kurmuşlar. Yani rengin anlamını kullanmışlar orada. Bir de kalp olarak da evin kalbi noktasını evin kalbi. Evin kendi başına aslında en oyun oynadığı yer orası. Onun dışında maruz kalınan şeyler hayaletler. Evin yani o duvarlarından, zemininden bahsettiğimiz yapının gücü orada. I'm home. I'm home. O bastonlu hayalet aklıma geldi yine. Çok korkunçtu o ya. Gece onu izledikten sonra. Kapıyı açıyor, çocuk bakıyor. Duvara dönük bir de duruyor. O ne öyle? Psikolojik olarak çok yoruyor film. Gerçekten psikolojinizi bozabilir. Ben çok etkilenmiyorum ama scare jump'lardan genelde korkarım. Ama böyle kendini korkutabilen insanlardansanız evet, o dizideki boyun şey intihar ettiği için, boynu kırıldığı için böyle durma olayı düşünsem aklıma gelmezdi. Çok iyi bir betimleme o da. Evet, bir de şeyi hatırladım. Betimleme ben. Çok iyi ya. Şeyi hatırladım. Küçük Nelly'den bahsedeyim. Dikkat ederseniz çok nazik konuşan bir kız. Bana şey garip gelmişti. İlk duyduğumda o kız boynu eğik hanımefendiyi tanımlarken küçük bir kız der mi ya diye düşündüm bir an. Sonra dikkat ettim ya o kız cidden çok kibar konuşuyor. Boynu kırık bir hanımefendi diyebilecek bir kız o. Buna dikkat etmeleri öyle isimlendirmeleri güzel oldu. Diyaloglar zaten çok başarılı. Çok düşünülmüş üzerine. Ve o sürprizleri sondaki o 9. ve 10. bölümde olayları öğrendiğimiz kısım çok güzeldi. En çok etkilendiğim de benim ilk bölümde zaten can alıcı nokta. Burak'la birlikte birbirimize baktığımız nokta. Özellikle yarım saat sonra başlıyor bu olay. Babanın odaya girip Steve'in odasına girip kalk gidiyoruz sessiz ol tarzında ve kucağına alıp daha sonra gitmesi ve giderken arkada. Anneme ne oldu diyor çocuk. Daha sonra arkada bir kadın ya da değil birinin böyle kadın gelmesi. Oldu beni. Süzülüyormuş gibi gelmesi. Yok böyle sahnesi. Şeydi. Sanki duvara çarpacakmış. Kamera zaten geliyor. Böyle oynuyor. Hareketli bir kamera var. O ne korkunçmuş öyle. Biz birbirimize baktık çok şaşırdık. Finalde artık meğersem anne olduğunu, bacağı burkulduğu için öyle topalladığı için öyle yürüdüğünü anladığınızda ya o çok etkiledi beni.
Journeys end in lovers meeting. Seyahatler aşıkların buluşmasında biter cümlesi. Shakespeare'in 12. gece oyunundan alıntıymış. Sanırım Shirley Jackson alıyor onu. Hı hı. Normalde. Yani kitapta var. Çok gönderme yapıyor zaten. Mesela Shakespeare'in o sözünü kullanmış. Daha sonradan Steve'in okuduğu kitapları söylerken yine mesela Shakespeare diyor. Evet, Shakespeare okur diyor. Steve demişken aklıma çok şey güzel geldi. Noktalar. O finaldeki montajda Steve karısına sarılıp I just want to fix it diyor. Bunu sadece tamir etmek istiyorum diyor. Normalde Steve vazektomi yaptıran, karısıyla iyi geçinemeyen Steve, babasının söylediği cümleyi birebir söyleyerek artık bir aile babası olacağının işaretini veriyor. Bu da mesela sembol dokusu olarak iyi bir sembol. Sence final senin için yeterli miydi? Beni doyurdu. Daha ne istiyorsun? Derim kendime. Beni de. Çünkü düşünüyorum ne yapılsa çok abartı da durabilir. Şey düşündüm ben şimdi. Çok böyle abartı olurdu. Ne olabilir ki yani? Ben şey düşündüm. Böyle gidiyor gidiyor. Herhalde en son herkes ölecek. Falan diye düşündüm ama güzel oldu. Ve cidden aslında en son herkes öldü. Olan Benevi ama olan Abigail'i oldu. O küçük kızı oldu ya. Ne olduysa. Dudley'lere oldu. Olan fakirlere oldu. Garibanlara oldu. Eve zaten hiçbir şey olmuyor. Evi yakmayı deniyor Luke değil mi? Yanmıyor ev. Tabii canım. Hiçbir şekilde eve hiçbir şey olmuyor. Ateşi atıyor. Oluyor böyle. Sonra devam etmiyor ateş. O nedenle hani evi yok etseler tarzında da bir yorum ya da bir şey yapamıyorsun. Zaten başlarken daha başında diyor. 100 yıl önce de orada. Tamam. 100 yıl sonra da orada olacak. Eve yapabileceğiniz bir durum yok. Ve o eve girdiyseniz zaten bu olayların geleceği de kesin. Yani bu ailenin durumu en fazla bence bu kadar gidebilirdi. Aslında olayı bir tek baba çözmüş. Bunca yıldır bir kapıyı kapalı tutmakla uğraştım diyor adam. Evet, doğru. O kırmızı kapıyı kapalı tutmakla uğraştım. Aklıma şey geldi. Mr. Dudley hikayesini anlatırken hiç kesme yapmamış Mike. Evet. O kadar hani her yerde kesip. Orada çünkü çok önemli bir hikaye anlatıldığını yönetmen olarak bize anlatabilmiş. Kesme yapmıyor. Uzun da işte bir sahne. Bayağı 2, 3, anlatıyor. 4-5 dakika bayağı falan anlatıyor. Lazım. Bayağı bayağı anlatıyor. Ve şunu da söyleyeyim, o adam şey Doktor Uyku'da da oynayacakmış. Orada da bir rolü var. Herhalde beğendi Mike oyunculuğunu falan herhalde. İyi oynuyor. Isındılar öyle bile olmasa zaten Mike bütün oyuncularını oynatıyor. Abigail hikayesi. Gerçekten dizi boyunca ona inanıyorsunuz. Siz de onun hayalet olduğunu düşünüyorsunuz. Luke yalan mı söylüyor diye düşünüyorsunuz. Sonrasında ama gerçek çıkması, ölmesi tam bir trajedi. Çok üzüldüm o kıza. Hepsi de rahat yaşarken cidden bir Luke fakirlik çekiyor. Evet. Sokaklarda yatıyor yazık. Sahip çıkalım bu kadar. Genel olarak dizi atmosferiyle sizi içine alan bir dizi. Her yönüyle bir bütün ve kesinlikle doyurucu bir hikaye. Mike'ı takip edin. Mike kaliteli yönetmen. Eğer bu dizi devam ederse, sonraki sezonları olursa umarım bu hikayeye bir daha bulaşmazlar bence. Her şey tamamıyla uygun diye düşünüyorum. Yerlerinde diye düşünüyorum. Ben de sanmıyorum. Olursa ama birçok sezon gidebilecek kadar hikaye çıkabilir yani. Bence Dudley'leri yaparlar. Dudley'ler var, ondan önce Hill'ler var. Yani bir sürü işte oraya yeni yerleşenler olabilir. Çok fazla konu çıkabilir. Ve onları Mike yine yazıp yönetirse çok güzel bir seri Mike olur yani. Mike yaparsa izlerim. Çok güzel bir tepedeki ev serisi olur. Bizim The Haunting of Hill House incelememiz böyleydi. Keşke daha çok vaktimiz olsa ve daha çok inceleyebilsek, böyle bölüm bölüm inceleyebilsek. Ama şimdilik aklımıza gelenler bunlar. Bizim kaçırdığımız bir şeyler varsa yorumlara yazın. Böylelikle hepimiz haberdar olalım. Serinin bir sonraki videosunda görüşmek üzere. Umarım faydalı bir video olmuştur. Herkese iyi seyirler.